Merhaba sayın takipçilerimiz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıklı haftalar diliyorum. Evet, evde olduğumuz bu günlerde mümkün olmadıkça çıkmadığımız ve evimizde geçirdiğimiz zamanlarda elimizden geldiğince yanınızda olmaya çalışıyoruz. Evet, Koç burcuyla başlıyoruz. Herkesin canı sıkılıyor biliyoruz ama elimizden geldiğince ve kendi sağlığımız için, çevremizdeki ve sevdiklerimizin sağlığı için evde kal uyarısını tekrar yapıyoruz. Bu kelimeden herkes sıkıldı biliyoruz ama kendi sağlığımız için mecburuz. Evet, Koç burcuyla başlıyoruz sayın takipçilerimiz. Evet, not alabilirsiniz ve yayında kaldığımız sürece sorularınızı yazabilirsiniz. Bursa'da bugün TV veya Facebook, Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Evet, Koç burcu tamamıyla üzerine tamamıyla kendini izole ettiği bir süreç yaşıyoruz. Bu herkes için geçerli gerçi. Kendinize yeniden güvenebilirsiniz. Özgüveniniz bu hafta artacaktır. Koç burçları için söylüyorum. Özgüven sayesinde unuttuğunuz ve size hayal gibi gelen bazı projeleri ön plana çıkarıp şimdiden hazırlama olayınız olabilir. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz lazım. İnsanın önce kendi sınırları ve saygı konumu olmak zorunda. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki hepimiz eve kapandık. Bu bizi bazen gerebiliyor. Etrafımızdaki insanlarla diyalogumuz çok gerilebiliyor. Her zaman bu uyarıyı ben yapıyorum arkadaşlar. Siyasete girmeyelim. Biz siyasetçi değiliz. Olduğunca etrafımızdaki dostlarımızla, arkadaşlarımızla bu konuyu erteleyelim. Çünkü tamamıyla kırılıyoruz. Yarın öbür gün her şey normale dönecek. Çok güzel olacak. Yüz yüze bakacağız. O yüzden birazcık daha sakin ve sabırlı olalım. Koç burçlarının dediğim gibi bu hafta tamamen özgüvenleri tamam yapacak ve yarım kalan projeleri gündeme getirmek için şu an hazırlığa başlayacaklar. Koç burçları aşk konusu tamamıyla rutin bir şekilde gidecek. Bu hafta özellikle evde kalmaya devam ediyoruz hepimiz zaten. Tedbirleri ihmal etmeyelim. Koç burçlarının özellikle sağlık konusunda birazcık daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Koç burçlarının özgüvenleri tavan yaptığı zaman kendi bildiklerini okuduklarını hepimiz biliriz. Ama etrafın koruyucu bir yanı olduğunu da biliyoruz. O yüzden inatlaşmayalım. Birazcık daha dikkatli ve sabırlı olursak Koç burçlarına uyarıyorum buradan. İkili ilişkilerde birazcık daha dikkatli olalım. Çünkü ikili ilişkilerde birazcık sıkıntı yaratabilirsiniz Koç burçları. Sakin, sabırlı ve empati. Yani karşılıklı bir yanlış anlaşılma olmaması için daha sabırlı bir şekilde davranırsak daha iyi olur. Evet, Koç burçlarından Boğa burcuna geçiyoruz. Güven kaybetme ile alakalı bir konumuz oluyor. Bu sefer tam tersi. Boğa burçlarının çünkü özgüveni birazcık fazladır burçlarımıza göre. O yüzden güven kaybı yaşama olayınız olabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu süreçte gerginlik bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Kendi hikayenizle boğuşurken, yani etrafınızdaki insanların hikayesi belki sizi ilgilendirmeyebilir ama birazcık daha dikkatli olursak daha iyi olur. Çünkü şu süreçteki bu nokta insanların ciddi anlamda gerilmesini sağlıyor. Birazcık daha karşılıklı, daha mantıklı, daha hassas konuşmayı denerseniz ikili ilişkilerde bu sizi daha çok memnun edecektir boğa burçları. Çünkü ikili ilişkilerde birazcık gergin bir süreç sizi bekliyor. Değişim tabii ki söz konusu ama birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü bu hafta çok ciddi bir şekilde kendinizi ön plana atmaya çalışacaksınız. Artık bazı konularda kendinizi daha iyi göstermeye çalışacaksınız. Bu konuda özgüveninizi tam tutmaya ve moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Neyin sakıncalı, neyin sakıncasız olduğunu artık ayrımını yapmak üzere bazı kendinizi sorgulama aşamasına geçeceksiniz bu hafta ve temizleme operasyonu yapacaksınız bazı kişiler arasında ama dediğim gibi kırıcı olmaktan biraz kaçınırsak daha iyi olacaktır. Özellikle duygusal ve aşk konusunda kendinizi birazcık daha güçlü hissedeceksiniz. Özgüveninizi kaybetmediğiniz sürece bu hafta daha iyi bir şekilde haftayı bitireceksiniz. Evet, İkizler Burcu'na geçiyoruz. İkizler Burcu
geçen de konuştuğum gibi aslında çift karakter gibi gözükür ama çift karakter değil arkadaşlar. İki karakter gibi gözükse de çok sağlam karakterleri olan bir burçtur. Değerlerini ve etrafındaki insanların değerini bilen bir burç. Bu hafta da tamamıyla değerler üzerinde gündeme oturmuş. Etrafımızdaki insanlarla, ikili ilişkilerle, sosyal yaşamımızdaki insanlarla aranızdaki değer konusunu gündeme taşıyacaksınız. Bu hafta dostlarınız veya sevdikleriniz bir bütünlük yakalamak veya irtibata geçmek tabii ki telefonla. İrtibata geçmek isteyeceksiniz. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya ve evinizde kalmaya özen gösteriyoruz. Bu hepimizin geçerli. Çünkü bu hafta sizler için çok önemli. Boğaz kaşıntısı olabilir, ufak tefek şeyiniz olabilir ama bunları dediğim gibi panik yapmamak üzere kendinizi birazcık daha izole ederseniz ufak tefek şeylerden korkmamış olursunuz. Hemen yani korona oldum diye atlamayın her şeye. Ama tedbiri de elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü geçiş süreci, kış süreci bu süreçte hepimizde kulak, burun, boğaz veya boğazımızda sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü hepimiz çoğunu sigara kullanıyor biliyorsunuz. Bundan da kaynaklanıyor olabilir ama çok ciddi bir şekilde zaten belirtiler ön planda herkes bunları yayıyor veya işte sosyal medyada okuyoruz. Karamsar olmamak şartıyla birazcık izole edersek kendimize çok iyi olur. Birazcık panik atak geçirebilirsiniz. İkizler Burcu o konuda sıkıntı yok. Sakin olun. Evet. İkizler Burcu'ndan sonra Yengeç Burcu'na geliyoruz. Evde olduğumuz sürece tamamıyla dışarı çıkmadığımız bu günlerde sizleri etkileşim, en fazla ilişkiler ve ortaklıklarla alakalı bazı süreçler ve bu süreçlerden geçen konuşmalar sizi birazcık gerebilir Yengeç Burçları. Kontrol edemediğiniz kelimeler ağzınızdan çıkabilir. Etrafınızdaki insanları kırabilirsiniz. Bu tabii ki kötü niyetle değil, iyi niyetle yapacağınız veya işte bilmeden yapacağınız bazı konular. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece Yengeç Burçları buna birazcık daha dediğim gibi karşımızdaki insanı kırmamış oluruz. Belki de şu an akış içinde gidiyoruz hepimiz. Mümkün olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Başarısızlık konusuyla alakalı ve yarım bıraktığınız bazı işlerle alakalı Yengeç Burçları. Yani yarım bıraktığınız işlerle alakalı bazı konular gündeme gelecek. Bunları uzaktan da halledebilirsiniz. Yani keskin zekanız bu işin üstesinden geleceğini biliyoruz. Yengeç Burçları için söylüyorum. Şu an dünya sınıfta kalmış bir durumda gibi gözükse de kendinizi acımaktan ve karamsar olmaktan uzak durun. Motiveniz ve moraliniz çok önemli. Moral tavan yapmak zorunda. Yani çünkü bu genel hastalıklar üzerinde de öyle. Moralimiz tavan olduğu sürece bizim yenemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Tedbirimizi aldıktan sonra ve moralimizi yüksek tuttuktan sonra hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacağımızı emin olabilirsiniz. Yengeç burçlarında dediğim gibi tüm burçlar için bu geçerli. Çünkü artık insanlar gerildi, evde kaldı. İşte ama elimizden geldiğince bunları telafi edebiliriz. Farklı ipuçları yakalayabiliriz. Evde canımız sıkılmaması için kendi kendimize oyunlar hazırlayabiliriz. Ve bu konuda herkese inşallah elinden geleni yapacağını ve moralini yüksek tutacağına eminim. Biz çünkü gerçekten çok şeyin üstesinden gelmiş toplumuz ve bunun da üstesinden geleceğiz. Yengeç burçları için de dediğim gibi ne olursa olsun sizler iyileştirici bir güç yönünüz var. Yengeç burçlarının çünkü ciddi anlamda kontrol ve iyileştirici bir gücü var. Sevgi gücü çok fazla olan bir burç. Bunların üstesinden geleceğinize eminiz. Dünya için hem de kendiniz için, çevreniz için bunu yaparsanız çok iyi olacaktır. Bu süreçte her şey rutin gidecek. Yengeç burçları için de buradan duyurmuş olalım. Evet. Aslan burçları bu süreçte tamamıyla kendini izole ediyor. Aslan burçları çünkü bu konuda birazcık daha titiz. Koruma ve yarım bıraktığı işler üzerinde birazcık yoğunlaşacaksınız. Çok hızlı telefon trafiği yaşayabilirsiniz. Gergin olacağınız insanlarla mecburen karşılaşmak ve irtibat kurmak zorunda kalabilirsiniz. Bu haftayı tamamıyla sakin geçirmeye çalışın. Yani herkesin sinirlerine hakim olmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü anlık yapacağımız sıkıntı bize farklı sıkıntılar olarak dönebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Birazcık daha sakin olmaya çalışıyoruz.
Çünkü otokontrol her zaman önemlidir. Aslan burcu içinde pişmanlık duymayacağınız adımlar atmayın diyoruz bu hafta için. Ve pişmanlık duymayacağınız kelimeler ağzınızdan çıkmasın. Gerginlik uzak dursun. Tamamıyla hafta başında kendinizle bu konuda anlaşma yapın. Sakin olacağınıza dair kendinizi tutun ve olayları abartmayın diyoruz Aslan burcuna. Çünkü farklı bir yönünüz var Aslan burçlarının. Anında farklı bir konuya geçebiliriz. Evet. Bu konuda kendinizi tamamıyla izole edeceğinizden de eminim. Fikret Bey bu konuda birazcık şey gitti. Evet. Aslan burcunun tamamıyla ufak bir aksaklık oldu. Evet, aslan burçlarını da buradan uyardıktan sonra tamamıyla dediğim gibi izole etmek çok önemli. Şimdi bu genel burçlar anlamında söylüyor arkadaşlar. Bu ne kadar insanlara sıkıntılı gelse de, ne kadar karmaşık gelse de ama enerjimizi yüksek tutmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi biz çok farklı süreçlerden geçmiş bir toplumuz. Ve bunu da çok iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Az kaldı. Ben gerçekten çok az kaldığına inanıyorum. En fazla 2-3 hafta içinde bu olay tamamen yavaş yavaş bitmeye başlayacak. Ve herkes kendini tamamıyla izole ettikten sonra gerçek ve normal hayatımıza geri döneceğiz. Evet, geldik Başak Burcu'na. Mars gezegeni Kova Burcu'na geçiş yaparken Satürn ile kavuşumu gerçekleştirecek. Evde olduğumuz bu mümkün olmadığı sürece, dışarı çıkmadığımız sürece bunu tekrarlıyorum. Sizleri etkileşim sorumluluk alanları, yani sorumluluklarınızla alakalı bazı süreçler bekliyor. Hunharca kullandıysanız bazı yönlerinizi ve dediğim gibi anlık çıkışlarınıza çok dikkat etmek zorundayız. Çalışma ortamınızda siz yokken işler yolunda gitmiyor olabilir. Bu durumu fark edince dile getirmeyin. Bırakın, akışını bırakın, sakin olun. Şu anda herkes kendi ve geleceğiyle alakalı tabii ki kaygılanmakta haklılar. Ama dediğim gibi birazcık daha pozitif olursak bunların üstesinden geleceğimize eminim. Ki yani Başak Burçları zaten kariyer burcu olduğu için çok ciddi bir anlamda iş konusunu çok ön plana çıkarıyor. Her şeyden ön plana çıkarıyor Başak Burçları. Ve bu haftada Başak Burçları'nın iş konusu ve birazcık kaygıları olabilir. Bunların üstesinden geleceksiniz Başak Burçları. Evet, denge burcu terazi burcuna gidiyoruz. Ne kadar dengesiz deseler de terazi burçları dengesiz değildir. Çok dengeli bir burçtur. Aynı zamanda çok keskin kararları vardır terazi burçlarının. Hızlı ve keskin karar ve o kararlarının da arkasında dururlar. Yanlış dahi olsa verilen kararın arkasında duran bir burçtur terazi burçları. Yani geçtiğimiz haftalarda tabii ki hayata tutunuşu anlamak ve işte hayat gidişatını, gelecek kaygısı sizde de var. Hikayenize sahip çıkmak, duygularınızı, sorumluluğunuzu artırmak gibi bazı konular gündeme gelebilir. Duygularınızın, sorumluluğunuzun farkında olacaksınız zaten. Mümkün olduğunca cesur ve daha çok cesaret olmak zorunda. Ve gidenler dönmeyebilir iş konusunda. Bazı süreçler yaşayabiliriz. Bu tamamen herkes yaşıyor. Bu konuda kendinizi ve moralinizi düşürmemeye çalışın. Moralinizi biraz yükseltmeye çalışın. Çünkü vereceğiniz kararlar bir tek sizi değil, etrafınızdaki insanları da etkileyecek. Çünkü önemli kararlar vereceğiniz gözüküyor. Terazi burçları için söylüyorum. Ve ikili ilişkilerde de kendinizle alakalı bencilliği birazcık kenara bırakın. Çünkü bu hafta biraz bencillik yönünüz ön planda olacaktır. Terazi burçları, buna dikkat ediyoruz. Ve tedbirleri de dediğim gibi elden bırakmıyoruz, ihmal etmiyoruz. Her zaman kendi tedbirimizi ve öz bakımımızı yerine getiriyoruz. Evet. İkinci kariyer burcu Akrep Burcu'na geçiyoruz. Akrep Burcu duygularla bu haftayı gündemini taşıyacak.
tamamen etkileşim ve etrafındaki insanların kendine yaklaşmasına izin vermemeyle alakalı istemediğin birine tamamen dönüşmemek için, ki bütün burçlar için geçerli bu arkadaşlar. İstemediğin bir insana dönüşmemek için otokontrolü asla elden bırakmamak gerekiyor. Akrep burcu için de burada gündeme gelen bu. İstemediğin bir karakter olmamak için otokontrolü her zaman elde tutmak gerekiyor. Ama yaşanılan şeylerle size en özgün halinize dönüşme fırsatı verilecektir. Bu fırsatları değerlendirin. Bizler duygusal varlıklar olarak yaratıldık. Bu parçamızı reddettiğimiz bütün olamayız. Yani tamamen bu duygusal konusunda güç konumunu, birazcık hırs konumunu abartırsak farklı bir karaktere geçmiş oluyoruz. Buna da dikkat ettiğimiz sürece Akrep Burcu'nda sıkıntı olmayacaktır. Dediğim gibi birazcık empati olmak zorunda. Yani başınıza her gelen kontrol edemeyebilirsiniz. Tamam, bu herkesin başına gelen bir konu. Sadece sabırlı olmak gerekiyor. Ben bunu herkesin denediğine inanıyorum. Sabrettiğin sürece belirli bir aşamada ne karşı tarafı kırabiliyorsun, ne etrafındaki insanları kendine doğru düşman edebiliyorsun. Sadece şunu yapalım arkadaşlar. Sabrettikten sonra daha mantıklı karar verebiliyoruz. Daha düzgün bir şekilde kendimize yol açabiliyoruz. O yüzden Akrep burçlarında bu hafta tamamıyla sabra davet ediyorum. Gündeminizde o var. Evet. Yay burcu tamamıyla yeni işbirlikleriyle alakalı. Yeni sevineceği bazı haberler duyacak. Yay burcuna birazcık güzel bir torpil yapalım buradan. Destekler alabilirsiniz etrafınızdaki insanlardan. Moral olsun, iş konusu olsun. Çünkü hepimiz tamamen eve kapanmış değiliz. Belirli çalışan kitlemiz var. Arkadaşlar, hepinize bu sağlık çalışanları olsun, işçilerimiz olsun, temizlikçilerimiz olsun, polis ve askerlerimiz olsun, onlara minnettarız. Gerçekten hepimiz onlar sayesinde şu an ayaktayız. Yoksa ciddi anlamda farklı bir sürece girebiliriz. O yüzden hani birazcık daha sabır. Yay burcu da iş konusunda birazcık karışıklık yaşayabilir ama haftanın sonuna doğru bazı problemleri çözeceğine eminim. Havada kalan şeyler yavaş yavaş netleşecektir. Yani ortaklıkla alakalı veya yapacağınız işle alakalı havada kalan bazı süreçler netleştikten sonra kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yani bu hafta evde kalmaya devam ediyoruz zaten. Önümüzdeki haftada belli bir süreç ne olacağını bilmiyoruz ama yakın zamandır, çok yakın. Yani buna inanabilirsiniz, gönülden söylüyorum. Az kaldı, birazcık daha sabır. Ondan sonra herkes normal hayatına devam edecektir. Moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Evet, Oğlak Burcu'na geçiyoruz. İnançlarınızı ve kuvvetlendirme yönünde çalışma yapmak üzere kendinizi sorgulama olayınıza girebilirsiniz arkadaşlar. Yani Oğlak Burçları olarak inanç sorgulaması, maneviyatla alakalı bazı çalışmalar gündeminize gelecek. Ki rotanızla alakalı ve gidişatınızla alakalı kendinizi bayağı bir süzgeçten geçireceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla alakalı, gidişatınızla alakalı bu hafta tamamıyla kendinizi sorgulamaya alıyorsunuz. Ortak ilişkileriniz ve işle alakalı bazı problemleri hiç farkına varmadan akışına bırakıp ve bunları da çözeceksiniz. Bu çok güzel bir şey. Ufak tefek aksilikler olabilir. Engellemeler de bulunabilir etrafımızdaki insanlar. Hemen moralinizi düşürmeyin, moralinizi yüksek tutun. Çünkü bunların üstesinden geleceğinize inanıyorum. Ve haftanın sonuna doğru bütün problemleri yavaş yavaş çözmüş ve kendinizi rahatlatmış olarak hissedeceğinize eminim. Çünkü Oğlak burçları bu şekilde hızlı hareket eden bir burçtur. Kendi problemlerini çözecektir. Evet, geldik Kova burcuna. Yani Kova burcu burçların arasında en sabırlı burçtur. Tabii ki dediğim gibi yükselenler farklıdır arkadaşlar. Yükselenin etkisine girmiş bazı burçlar vardır. Onlar birazcık da o belirli bir yaştan sonra yükselenin etkisine girdikleri için yükselenin bütün özelliklerini taşıyorlar. Evet, Kova burcu evde olduğumuz bu süreç içinde tamamen ilişkiler, unuttuğunuz arkadaşlıklar ve onlara zaman ayırmanız birazcık daha sizin moralinizi yükseltecektir. Ki bu hafta daha etkili ve güçlü bir yönünüz olacaktır. İş konusuna kendinizi hazırlayacaksınız. Çalışan arkadaşlar için söylüyorum. İkili ilişkilerde gerilmemeye çalışın. Bu hafta tamamıyla despotluktan uzak durmak zorundasınız.
sakin ve fevri çıkışlardan uzak durmanız gerekiyor. Bu konuda da yani sabır burcu olan kova burcunu uyarmış olalım. Sakin kalmalı, kendinizi işinize vermeli ve bu süreci bu şekilde sakin bir şekilde atlatmaya çalışın. Çünkü ikili ilişkilerde çok anlık girişler ve çıkışlar olabiliyor. Çok hızlı çıkışlarınız olabiliyor. Sabır burcu olmanıza rağmen kendinizi birazcık daha sakin tutarsanız çok iyi olacaktır. Evet, geldik balık burcuna. Bu hafta işlerin daha fazla sıkılaşacağını söyleyebiliriz balık burçları için. Zaten 2020 balık burçları için söylüyorum. Bazı arkadaşlar tamamen espri yoluyla diyorlar işte 2020'yi tekrar yükleyin, virüs şekilde geldi diye, ama her şerde bir hayır vardır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde atlatacağız. Balık burçları mümkünse sizi üzen haberleri izlemeyin. Çünkü balık burçları duygusal bir burçtur. Ama elimizden gelen farklı bir şey yok. Şu an zaten hani elimizden geldiğince haber kanalları işte farklı şeyler izliyoruz, ama siz yine de elinizden geldiğince moral depolayıcı, işte birazcık da moralinizi yükseltici şeyler izleyebilirsiniz. Çünkü balık burçları çok duygusal, aşırı etkilenme altına girebiliyorlar. Ve sağlıkla ilgili doktor kontrolleri gibi ufak tefek şeyleri geriye atın. Bu herkes için geçerli. Şu an çok ciddi, acil olmadığı sürece kimsenin doktora veya hastanelere gitmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü çok yoğun çalışıyorlar sağlık çalışanlarımız. O yüzden birazcık daha sabırlı olursak önümüzdeki günlerde dediğim gibi ufak tefek şeyleri de çözeriz. Tedbirli oluyoruz arkadaşlar. Balık burçlarını tekrar uyarıyorum. Moralinizi yükseltecek şeyler izleyin. Kendinizi, moralinizi yüksek tutun. Bu hafta evde kalmaya devam ediyoruz. Tedbirleri ihmal etmiyoruz. Balık burçlarına bir şey daha söyleyeyim. İkili ilişkilerde bazen çok ciddi bir şekilde kendinizi kısıtlayabilirsiniz. Etrafınızda duvar örebilirsiniz. Bunu yapmayın. Çünkü sizde bir gizli inat var. İnadınız bazen etrafınızdaki insanlarla sizin aranızda duvar örmeye çalışabilirsiniz. Duvar hatta örersiniz. Bu da pek sizin işinize yaramaz. Bu süreçte zaten hepimiz evde kapalıyız. O yüzden birazcık daha empati yaparsak herkes birazcık daha rahatlamış olur arkadaşlar. Evet, burçlarımızı da sunduktan sonra hepimiz birlik içinde ve beraberlik içinde inşallah bu sıkıntıyı atlatacağız. Hepimiz çok iyi olacağız. Daha güzel günlere geçeceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.